Celine ne oldu? En çok merak edilen soru, Filiz mi Celine'i vurdu yoksa Celine mi Filiz'i? Aslında her iki sonuçta oldukça sıkıntılı gözüküyor. Fakat asıl gerçek şu ki Filiz Celine'i vurdu. İstenilmeyen bir durum olsa da bu aslında açıkça Celine'in bir planıydı. Yani bunu göze aldı. Kızı Mercan'a kavuşabilmesi için tehlikeli bir adım attı. Çünkü fark ettiyseniz Celine çantayı bilerek masanın üzerine açık bir şekilde bıraktı ve Filiz'in çantanın içerisindeki silahı görmesini sağladı. Filiz'i iyice kışkırtarak Mercan'ı benden alabilmen için beni öldürmen gerekli diye birçok kez de tekrarladı. Bir de konuştuklarını ses kaydını aldıysa ki almıştır, Filiz açıkça itiraf etti. Zaten sonuçta Filiz'in planı suya düşecek, rapor alamayacağı gibi Ceylin'i vurduğu için de hapsi boylayacak. Böylece Ceylin'in kızına kavuşabilmesi için önünde hiçbir engeli kalmayacak. Fakat oldukça tehlikeli. Sonuçta o silah patladı. Umarım Ceylin daha iyi bir önlem almıştır ve korkulan olmadan bu durumdan kurtulur. Muhtemelen önümüzdeki bölümlerde Mercan anne ve babasına yavaş yavaş alışır ve giderek bu sorun da böylece kapanır. Fakat Ceylin ve Ilgaz'ın önlerindeki sorun çok daha tehlikeli. O da Kadir Adarlı. Artık alenen, açıkça Yekta'yı da Osman'ı da tehdit ediyor. Maalesef istediği karanlık pis işleri yaptırmaya devam edecek. Kim derdi ki gün gelecek Yekta için endişeleneceğiz diye. Vay be. Fakat artık Yekta'nın yerini Nil aldı. Nil hiç durmayacak ve sürekli kirli planlarıyla Ceylin ve Ilgaz'a ayak bağı olmaya devam edecek. Ancak en tehlikelisi maalesef Kadir Adarlı. Muhtemelen Yekta Kadir'den kurtulmak için bir plan yapacak ve bunun için de elbette Ceylin ve Ilgaz'dan yardım isteyecektir. Umarım bu süreçte Yekta'ya ve tabii Çınar'a bir şey olmaz. Osman ve Ortağı Can için benim gibi sizler de pek endişelenmiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bakalım bizleri nasıl zorlu bir süreç bekliyor. Bekleyip göreceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.